Bazen küçücük bile olsa yaşadığımız bir olay, hayata yeniden bağlanmamıza, mucizelerin gerçek olduğuna inanmamıza sebep olur. John Hilliard'ın hikayesi de onlardan biri. 19 yaşındaki John Hilliard, 87 kişilik ufak bir kasaba olan Min'de yaşıyordu. Kasabanın hemen dışında kuzey ormanları, göller ve tarım arazileri vardı. John Hilliard, 20 Kasım 1980 yılının gece yarısı, -22 derecelik havada arkadaşlarıyla geçirdiği güzel bir geceden geri dönüyordu. Babasının arabası arkadan çekişliydi ve hidrolik direksiyonu, kaymasını engelleyici ABS sistemi gibi özellikleri yoktu. Buzdan dolayı araç seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Neyse ki kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçtan çıkan John Hilliard, arkadaşı Wally Nelson'ın evine yürüyerek geri dönme kararı aldı fakat Nelson'ın evi 3 kilometre uzaklıktaydı. John Hilliard yoldan çıkıp tepelik alanın arkasında kalan eve ulaşmak için ayağında botlarıyla -22 derece sıcaklıkta yürümeye başladı. Sonunda Wally'nin evinin ışıklarını gördüğünde gözleri karardı ve olduğu yere yığıldı. Sabah 7 civarında Wally Nelson'ın evinin biraz ilerisinde yerde yatan bir şey gördü. Gidip baktığında gördüğü şeyin arkadaşı John Hilliard olduğunu anladı. John Hilliard'ı gözleri açık, vücudu donmuş bir şekilde evinin önünde bulmuştu. Onu yakasından yakaladım ve evin verandasına doğru çektim. Öldüğünü sanıyordum. Donmuş tahtadan daha sertti fakat burnundan birkaç kabarcık çıktığını gördüm, diye hatırlıyor Nelson. Wally derhal bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. John'ın vücudu kas katı kesildiğinden onu başta tek başına aracına bindiremedi. En sonunda John'ı araca sığdırmayı başarınca Wally acile sürmeye başladı. Orada doktorlar John Hilliard'ın hayata dönmesinin imkansız olduğunu söylüyorlardı. Kadının derisi o kadar donmuştu ki iğneyle delinemiyordu. Vücut ısısı ise termometrede gözükemeyecek kadar düşüktü. Yüzü külden daha gri bir renkteydi ve gözleri ışıktaki değişikliklere cevap vermiyordu. Sağlık personeli kadının ölmüş olduğunu düşündüğü halde vücudunu yavaş yavaş ısınma pedleriyle ısıtmaya karar verdi. Doktorlar vücut sıcaklığının 26 derece yani normalin 10 derece altında olduğunu belirlediler. Uğraşların sonunda dakikada 12 atışla hafif bir nabız olduğunu gördüler. Bu noktada doktorlar kadının hala hayatta olabileceğine inanmaya başladılar. Olaya şahit olan Dr. George Seder, "Öldüğünü sanmıştım ama sonra çok hafif bir nabız tespit ettik. O an ölmediğini anladık," dedi. "Vücudu tamamen sağlamdı, tıpkı derin dondurmadan çıkan bir et parçası gibi," diye de ekledi. Ertesi sabah John Hilliard kas ağrılarıyla uyandı. Öğleden sonra tutarlı bir şekilde konuşuyordu. Babasının arabasını mahvetmesi konusunda endişeleniyordu. Hilliard bu olaydan sonra sağlığında olumsuz hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Kısa sürede olayın etkilerinden kurtuldu ve bu olayı onun için sıradan bir olaymış gibi anlattı. Fakat tıp dünyası için bu bir mucizeydi. Hikayesi yerel kiliselere, ulusal medyaya anlatıldı ve birçok televizyon programına konuk oldu. Zamanınız gelmediyse gördüğünüz gibi ölmüyorsunuz. Buna inanıyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.